Yunanistan Türkiye'nin alternatifi olamaz diyor. Kim diyor? Bakın Yunanistan jeopolitik ve askeri, ekonomik anlamda, her anlamda Türkiye'nin alternatifi olamaz. Biz bunu zaten bas bas bağırıyoruz burada. Siz herhalde Sputnik yetkilileri yanlış anladınız olayı ya da geç anladınız olayı. Çünkü bunlar bakın bazı durumlarda Türkiye aleyhine haber yapıp 2 saat sonra haber bütün Türkiye'ye yayıldıktan sonra yalan haber yapıp özür mesajı yayınlayan bir medya grubu. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunların her söylediğini teyit etmek lazım. Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu'ndan askeri uzman bu Nikola isimli birisi var. ABD ve NATO'nun Yunanistan'a Türkiye karşısında verdiği desteğin Türkiye'ye yönelik yerine Yunanistan'ın alabileceği yönündeki potansiyel olasılığı sergileyen bir nevi mesaj olarak değerlendirilebileceğini aktarıyor. Yunanistan'ın askeri, jeopolitik veya ekonomik açıdan Türkiye'nin rolünü üstlenecek yeteneği, kapasitesi olmadığını vurguluyor. Bu Kosetskin, Atina'nın maksimum bekleyebileceği rol yedek seçenektir diyor. Yani Türkiye'nin yerine geçemez diyor yani. Kimse kusura bakmasın diyor kardeşim. Bu da bir gerçek. Bakmayın kusura. Yapacak bir şey yok. Boş boş hayaller peşinde de bana kalırsa koşmayın. Başınıza bela açmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli olarak, ortaklaşa olarak çok önemli operasyonlara imza atıyor. Bakın, Haqqurt bölgesinde düzenlediği operasyonda 5 PKK'lı teröristi SİHA'larla adım bile atmadan bir tuşa basarak tık 5 kişi daha cehennemin dibini boyladı. 5 hain daha hak ettiği yere gitti. Bu kadar bu olay. İşte aklını kullanırsan, zekanı kullanırsan, düşündüğünü yapmak için yüreğini ortaya koyabilirsen bir tuşa basman yeterli oluyor. Bakın sosyal medyada böyle. Sosyal mecralar da böyle. Her biri böyle. Bir tuşla artık Twitter'la, YouTube'la gündem oluşturup hükümet yıkıp hükümet kurabildiklerini biz bu dünyada örneklerini gördük. Ve bunu tekrar tekrar denemek isteyecekler. O yüzden bu gibi platformlarda güçlü olmak zorunda olduğumuz kanaatindeyim. Yanılmıyorum diye düşünüyorum. Benim gördüğüm bu. Akdeniz'de ekranda gördüğünüz bir F-35. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi ortağı olduğumuz halde devre dışı bıraktığı F-35 projesi başına gelmeyen kalmıyor. Şimdi de bir İngiliz F-35'i düştü. İlk başta Ruslardan şüpheleniyorlardı. Akabinde de açıklama yaptılar. Dediler ki işte arıza yaptı, arıza itibariyle. Arızalı uçak mı üretiyorsun? Amerikalılar, hayrola? Elinize yüzünüze mi bulaştırıyorsunuz? Sabredin. Kurtarız biz sizi bu dertten. Yakında sizin o kimseye satmadığınız F-22'nizden daha iyi bir yerli ve milli savaş uçağıyla karşınıza çıkacağız. Engel olamayacaksınız. Töngel olamayacaksınız. Donup kalacaksınız. Yapacak hiçbir şey yok. Akdeniz'de seyreden İngiliz donanmasına ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkan bir F-35 uçağı arıza yaşayarak düşüyor. Pilot hayatını kaybetmiyor. Kurtulmayı başarıyor. Ama yani bunlar reklam açısından gerçekten çok sıkıntılı durumlar. Zaten bir F-35 satın alacağıma gider 10 tane, 20 tane SİHA satın alırım Türkiye'den diyen birçok ülke var. Amerika Birleşik Devletleri baskısından kurtulabilse, sıyrılabilse, hegemonyasından, korkusundan kendini bir uzaklaştırabilse, F-35'in yanına bile yanaşmadan Türkiye'den silah satın alacak, SİHA satın alacak, Akıncı TİHA satın alacak, yerli MMU'yu satın alacak, yerli savaş uçağını satın alacak, yerli insansız savaş uçağını satın alacak bir dünya insan var. Hepsi bekliyor. Ve her şeyin vakti zamanı gelecek.
Türkiye önemli adımlarına devam ediyor. Her alanda. Bakın, sivil teknolojide de devam ediyoruz buna. Hani savunma sanayisine yatırım yapıyorsun da cebimdeki telefona niye yapmıyorsun diyenler var. Ama sivil teknolojide de Türkiye adım atıyor. Görünmeyen bir takım ambargolar uygulanıyor Türkiye'ye. Kağıt üzerinde bir ehemmiyeti yok. Kağıt üzerinde bir varlığı yok. Ama var. Kimse yok diyemez. Bir takım parçalar satılmıyor. Bir takım teknoloji transferleri gerçekleştirilmiyor. Dünyada her ülkeye verdiklerini Türkiye fazlasını ödese de vermiyorlar. Korkuyorlar. Biz güçlü olduğumuzda bu gücü kendimiz kullanacağız. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri zengin. Suudi Arabistan zengin. Ama Amerika'dan habersiz markete gidip gofret dahi alamaz o prensleri, o kralları. Ama Türkiye bunu yapmaz. Türkiye'ye bunu yaptıramazlar. Görselde Türkiye'nin gururunu görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. Bizzat iyi onun sözleriyle anlatayım. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Bu gemi yedinci nesil ve en son teknolojiyle donatıldı. Dünyada bu gemiden şaka değil. Sadece ve sadece 5 tane var. Biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye'nin Akdeniz'de hiçbir şey yapmayacağını, gemilerin limanlarda boş boş beklediğini iddia eden muhalifler vardı. Nerede onlar? Çıkmıyor mu sesleri kardeşim? Nerede? Aynı şeyi söylüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Adı konulmamış ambargolarla karşı karşıyayız diyor. Nasıl? Sadece savunma sanayi konularında değil, sivil üretim konularında bile dost bildiğimiz müttefiklerimizden istediğimiz cevapları alamıyoruz diyor. Aksine bir takım engellemelerle karşılaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendine yeten, fazlasını da yapabilecek bir devlet. Ama gelin biz hız kesmeyelim. Devam edelim. Ülkemizde bu aralar bir asgari ücret tartışması var. Yeni yıla giriyoruz. Allah'ın izniyle, bakın, gönlümden geçen şu asgari ücret mümkün olduğunca artsın. Ve devlet de asgari ücretten aldığı vergiyi ya tamamen ortadan kaldırsın ya da büyük oranda düşürsün. Şimdi işverenin cebinden çıkan bir miktar ücret var. Bu ücret vergiye tabi tutulup işçinin cebine giriyor. Sen işverenin cebinden çıkacak parayı da gözetmek zorundasın. İşçinin cebine girecek parayı da gözetmek zorundasın. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını korumak için bunu yapmalı. İşverenin cebinden çıkan paraya vergiyi kesersen veyahut kısarsan hem bu adamdan fazla para çıkmaz hem bu adama daha fazla gider. Ve bu sayede vatandaşın cebini rahatlatmış olursun. Bakın, kolay dönemlerden geçmedik. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Nasıl oldu? Nasıl geçtik? Pandemi girdi. Bir dünya operasyon yaşadık. Bir dünya kavga, gürültü. Her yerde mücadele, her yerde kavga, her yerde savaş, her yerde tehdit, her yerde mücadele. Her masada bir bilek güreşi. O kadar kolay değil. Erdoğan diyor ki asgari ücrette de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlerin üzerindeki yük olabildiğince hafifleteceğiz diyor. Umarım vatandaşın şu an buna ihtiyacı var. Umarım böyle olur. Bir vatandaş ferahlasın. En azından bir nefes alsın. İş adamıysan, yatırımdan yanaysan işte size düşük faizli kredi. Alın, yatırım yapın. Dürüst olacaksınız. Bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı bilmem nesi yüksek faizden bahsediyorlar. Siz nasıl insansınız diyor. Bu memleketin kuyusunu kazmak isteyenler. Maalesef garibanı düşünen yok. Ama inanın bu ülkenin lideri garibanı düşünüyor.
İnanın bu ülkenin lideri kimseyi yalnız bırakmış değil.